Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki. Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgili hürmetler. Bugün paçanga böreği yapıyorum. Kanki. Canbaz. Kanki. Bu börek löp löp yenir. Löp löp. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kakan ki Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgili hürmetler. Bugün çok enerji doluyuz. Acayip enerji doluyuz. Ben 3 kere, sevgili Hakan 4 kere elektriğe çarptım. Tutturdu. Şurayı aydınlatalım. Şurayı aydınlatalım. Burada bereket ürünleri var. Bu bereket ürünleri gözüksün. Gözüksün be Hakan'ım. Gittik Perşembe pazarından, aldık aletleri maletleri. Geldik eve, takıyoruz fişe, çalışmıyor. Takıyoruz fişe, çalışmıyor. Bu arkadaşımız da hani bakmayın kamera, kameraman, işte görüntü yönetmeni falan, eyvallah başım gözüm üstüne. Bak o işi iyi yapıyor. Tutturdu, ben elektrik mühendisiyim, elektrik mühendisliği okudum, ben yapacağım. Hakan bir çağırayım elektrikçi gelsin yapsın. Abi ne gerek var, niye para verelim? Ben yaparım. 3 kere ben çarpıldım elektriğe. Arkadaş hani en son dedim ki Hakan bırak be. Hakan bırak, küçücük mutlu bir yuvan var dedim. Bütün elektrik tesisatını yakacaksın dedim. Toparladık. Tamam, sigortayı sen yap. Eyvallah, eyvallah. Efendim hoş geldiniz. Bugün paçanga böreği yapıyorum. 2 çeşit yapacağım. Bakın burada galeta unum var. Evet, galeta unum var. Artı şurada da bir tane yumurtam var. Onları buraya almadım. Bir galeta unlu yumurtalı yapacağım. Bir de normal, benim her zaman yaptığım gibi normal standart bir paçanga böreği yapacağım. Aramıza kalsın, ben çok güzel paçanga böreği yaparım. Paçanga böreği deyince de aklıma Gazi Osman Paşa'da Zafer Restoran geliyor. Orada da çok güzel paçanga böreği yaparlardı dostlar, arkadaşlar. Dedikten sonra bir de bismillah diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onur Market dükkan sizin. Kanki Canbaz, anlatılmaz lezzetler, mutfak sizin. Hafta sonları Kral FM'de şarkılar sizin. O halde başlayabiliriz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onur Market'te dükkan sizin. Şimdi vira bismillah diyoruz tabii. İşin aslı burada. Yufkamız var gördüğünüz üzere. Ben 4 tane yufka aldım. Erten abim sağ olsun yine böyle. Canbazım sana özel, hiçbir tane böyle 1 gram yırtığı yok. Böyle bütün ölçüsü bir. Çok güzel bana 4 tane güzel el cihazlarıyla böyle oklavayla oynaya bana çok güzel yufka yaptı. Ben o yufkanın bir tanesini kullanacağım. Duruma göre, şekle şemale göre fırt fırt yaparken belki diğerlerini de hani biz de tadarız. Güzel yufkamızı açtık. Onun bir şekli var. Bir sol yapıyorsun, bir sağ yapıyorsun. Ortadan bir çindik atıyorsun. Bakın bu şekle geliyor arkadaşlar. Olay bu şekle geliyor. Olay budur. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Nasıl dolduracağız? Böyle bunu açtığın zaman şöyle. Bunu açtığın zaman bu şekle şemale gelmiş oluyor arkadaşlar. Olay bu. Tabi bunu kesmesini artık ben size göstermeyeceğim. O kadarını yaparsınız. Bunu kesmek o kadar böyle zor bir şey değil. Dedikten sonra o zaman ne yapalım abi? Şöyle bir şeklimizi, şemalimizi hazırlayalım. Çünkü öncesinde bakın burada yufkalar hazır. Benim ne yapmam lazım? Şöyle güzel paçanganın içerisinde ne var? Paçanganın içerisinde harika jilet gibi kaşarım var. Çok güzel. Ali Bey'e. Ali Bey süt ürünlerine, Kenan abiye teşekkürler, kocaman selamlar. Ta Ardahan'dan geldi bu kaşarlar. Pastırmalarımız, ben çemenlerini aldım. Arzu eden, seven, çemenli de yapabilir ama ben çemenini elimle olabildiğine kadar aldım. Neden? Çemen biraz acı yapıyor. Çemensiz, olabildiğinde çemensiz yapacağım. Paçanga böreğinde olmazsa olmaz ne var? Domates var abi. Bak domates. Güzel bir domatesim var. Artı paçangaya renk, ruh, tat veren yeşil biberim var. Şimdi sarmadan önce de bunu özellikle tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşlar yapıyor ya da yapmıyor bilemiyorum ama yapın. Yapın. Neden? Çünkü biz 2 tane yufkadan saracağız paçangamızı. 2 yufkanın arasına da ne süreceğiz? Bakın burada çok güzel bereket sütüm var arkadaşlar. Bereket sütümü kullanacağım. Efendim o zaman önce şu domatesleri güzel bir doğrasın Kanki Canbaz. Hemen başlayalım. Şöyle bir Hakan abime de bir şekil şemal yapayım. Domateslerimle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamış iş, bitmiş iştir. Hemen başlıyoruz paçanga böreğimizi icra etmeye dostlar. Efendim şunun da şurasını alayım. İşte elektrik çarptı ya, elim ayağım tutuyor. Domatesi duracağım, elim ayağım titriyor. Elektrik aldık ya.
Vallahi billahi ya. Sabahtan beri ikindi okunacak. Sabah 9'da geldi. İkindi okunacak, biz paçanga böreğini yapamadık. Efendim, incecik incecik doğrayacağım. Dostlar, böyle paçanga böreğimin içerisindeki domateslerimin böyle incecik incecik olmasını istiyorum. Onlardan böyle bir iki tane yufkanın durumuna göre ne yapacağım? Kullanacağım arkadaşlar. Onun için şunu doğradıktan sonra beklerken sulanmasın. Gerekirse, evet gerekirse ben diğer domatesimi de kullanacağım. Bu burada dursun. Şimdi şuradan güzel bir, şöyle güzel bir yeşil biberim var. Onu şuradan bir alayım. Efendime söyleyeyim. Şuradan da şöyle bir yapayım şunu. Şöyle. Bunu yaptık. Bunun iç kısımlarını aldık. Bunları almamız lazım. Bunları aldıktan sonra, evet aldıktan sonra, şöyle domatesler dağılmasın. Efendim, ne yapacağım? Paçangalarımın içine onları döşeyeceğim için şöyle incecik incecik onları da doğruyorum. İncecik incecik. Böyle küçük küçük, böyle şanjanlı olması lazım. İçerisinde ben buradayım demesi lazım. Efendim, şöyle aldım onu da. Gel sen de çocuk. Onu da aldık. Efendim, biberler de. Dediğim gibi ben sarmaya başladıktan sonra hamur, yufkamın, hep hamur diyorum, aklım hep hamurda, hamurdan çekiniyorum. Yufkamın durumuna göre, adedine göre ne yapacağım? Bunları değerlendireceğim. O zaman ne dedik? Bereket versin dedik. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim, paçangalarımızı şöyle güzelce oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi yapmamız gereken ne dedik? İlk kata muhakkak süt süreceğiz. İlk katımızda muhakkak süt olacak arkadaşlar. Bu süt başka bir boyut verecek, başka bir lezzet katacak paçanga böreğimize diye hatırlatayım. Sürün, sürün, çekinmeyin. Sürün arkadaşlar. Böyle güzelce, böyle. Hem ikinci katın güzelce böyle birbirine yapışmasını sağlayacak, hem de böyle çıtır çıtır olacak paçanga böreğimiz arkadaşlar. Şimdi sütümüzü güzel sürdük. Sürdük. Evet. Böyle diplerine de sürelim. Biraz daha sürdük. Efendim. Şimdi sen burada duruyorsun. Sen burada dur. Şimdi hemen ne yaptım? Ertan abinin güzel yufkalarından bir tanesini daha aldım. Bir tanesini daha aldım. Böyle düzelttim abi. Heh. Böyle aldım abi. Şöyle çarşaf serer gibi. Bunun üzerine serdim abi. Bak. Bunun üzerine serdim. Şöyle serdim. Evet, olay tamamdır. Olay tamamdır. Ne yaptım? Sütle iki tane yufkayı birbirine yapıştırdım arkadaşlar. Böyle hafif sağa kaçmış, sola kaçmış, problem yok. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Hemen bastırma. Şöyle güzel. Hatta şunu biraz şöyle keseyim. Şöyle. Böyle. Bir de şurada bir iki tane küçük vardı. Şunu da alayım şöyle. Bir tane daha koyacağım. Heh. Şurada. Pardon, şuradaymış. Şunu da alacağım. Bol pastırmalı Yasko. Bol pastırmalı. Yani bakma bana öyle. Eyvallah. Şimdi pastırmayı koyduk. Pastırma süper. Ne yapacağım? Şurada bakın çok güzel. Harika. Kars'tan, Ardahan'dan gelen nelerim var? Harika kaşar peynirim var. İki tane de kaşar koydum abi. Şöyle. Bak 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 bak. Şekle bak abi. Bak. Ondan sonra hemen şuradan öyle 2-3 tane domates çıkardım. Şöyle. Bak. 1, 2, 3. Bunu da koydum. Bak burada incecik incecik ne var? İncecik incecik biberlerim var. Onları da böyle çapraz koydum. Güzel. Tuz atmıyorum. Herhangi bir şey atmıyorum. Neden? Zaten pastırmamız gerekli olan bütün o dokuyu, tuzu, her şeyi verecek. Anlaştık. Şimdi işin güzel kısmı, bunu ne yapacağız? Dolayacağız arkadaşlar. Dolamaktan kastım, şöyle burayı alacağız. Buraya da alacağız. Çok güzel, harika. Harika. Şuraları biraz sivri yapmam lazım. Şöyle, tamam. Şurayı da biraz sivri yapmam lazım. Tamam, güzel. Şimdi buradan bir kat attım abi bak. Bir kat attım, tamam mı? Şimdi burada iki kat yaptım ya pastırma ile şey. Bir daha attım abi. Bu buraya sıkıştı. Bir daha attım. Ondan sonra geldim. Bir daha doladım abi. Bak.
her doladığımda şurayı biraz böyle içeri almam lazım. Ki içe doğru katlansın. Değil mi? Efendim bunu da aldım, attım. Oh! Bak burada bir kat oluştu. Şunu da aldım abi. Sonra bunu aldım abi, şuraya değdirdim. Değdirdim, şöyle yaptım. Bak. Evet. Olay budur. Olay budur. Paçangam, paçanga büregim hazır. Bir tanesini yaptım. O şurada dursun. Şurada dursun şöyle. Efendime söyleyeyim. Hemen ikincisini yapıyorum. Hemen ikincisini yapıyorum. İşlem aynı. Yine aldım. Güzel. Açtım efendim. Açtım. Siz sevgili dostlarım rahat rahat göresiniz diye. Açtım. Hafif şöyle. Hafif. Böyle sütle onu ödüllendirdim. Aynı ilkinde olduğu gibi. Yine ikinci katımı alıyorum. İkinci katımı da bunun üstüne. Şöyle ambargo. Şöyle. Hop. Böyle. Evet, süper Ivanisa. Güzel, oturtturdum. Evet, yine döşüyorum abi. Yine döşüyorum. Güzel, iki tane güzel bastırna. Harika kaşar peyniri. İki tane domates. Şöyle, bu da kesilmemiş. Keselim. İki tane domates. Şöyle. Hadi şu da benden olsun şuraya. Artı güzel yeşil biber abi. Hadi bir tane şu küçüğü de atacağım ben. Şu küçüğü de atacağım. Efendim ne yapacağım şimdi? Yine aynı şekilde. Önce bombardıman. Şöyle bir katladım abi bak. Katladım. Şuralara dikkat ediyorum. Şöyle. Buraya da aynı intizamla o ahenkli ölçüyü verdim. Bakın burada pay bırakıyorum şu kısmında Hakan abi. Gençler bakın şurada pay bırakıyorum. Neden? Bunu buraya katlamam lazım. Ki bunu katladıktan sonra bu zaten yolunu alıyor, başlıyor dönmeye. Evet, başlıyor dönmeye. Buraları dediğim gibi hep böyle bombardıman yapmanız lazım. Burayı da yaptıktan sonra evet bir hop böyle sıkı sıkı sarmanıza gerek yok. İki efendim. Ondan sonra teburu buraya bandırdım. Şöyle aldım, sardım, bağladım abi. Olay tamam. İkincisini de yaptık. Şimdi birazcık böyle sütler falan damladı. Biz 2, 3, 4, 5 artık ne çıkartırsak yufkalarımızdan halledeceğiz. Paçangalar hazır. Çok güzel sardık. O zaman ateşimizi bir harmanlayalım bakalım. Efendim ocağımın altını yaktım. Paçangalar hazır dedim. Ne yapmam lazım? Ben bunları güzel bereket ayçiçek yağımda pişireceğim. Ve şöyle bolca dökeceğim. Bolca dökeceğim hem de. Cızır cızır olmasını istiyorum. Böyle gönderdim. Eyvallah dedik. Efendim seni dolduracağım. Değiştireceğim. Bakacağız keyfimize. Dedikten sonra şimdi ocağım güzel fıkır 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 kaynamaya başladı. Şimdi ne dedik? Ben normalde hemen bunu just track gönderiyorum. Ama normalinde hani yine göndereceğim fakat bazı arkadaşlarımız bazı tariflerde bir de tercih meselesi ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar arkadaşlar? Hem galeta unlu hem de unlu yapıyorlar. Onun için bunlardan iki tanesini galeta unlu, iki tanesini ilk başta yapacaklarım sade olacak, galeta unsuz olacak. Ben şimdi o galeta unumla pişireceğim paçanga böreklerim için bir adet yumurtam var. Aldım. Gönderdim cumburlop. Eyvallah. Şu yumurtamı önce şöyle sarısına vuruyorum. Önce sarısına vuracaksın. Sonra şöyle güzel karıştırıyorum. Bak. Böyle güzel yavaş 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 karıştırıyorum. Yalnız iyi karıştırmam lazım. Akının da sarısının da birbirine geçmesi lazım arkadaşlar. Yumurtasız galeta unsuz sade paçangamı Bismillahirrahmanirrahim diyerek gönderiyorum bakalım. Hadi vatana millete hayırlısı olsun. Evet. Birinciyi yolladım. Şunu da yollayayım. İki. Gördünüz sade paçangalarım cillop gibi oldu. Cillop gibi oldu. Oh süper Ivanisa. Güzel.
Bunlar burada pişe dursun. Ben şimdi ne yapacağım? Şu kısma hemen bir tane yumurtalı yapayım. O da orada pişmeye devam etsin. Gördünüz, yumurtaya buladım. Böyle güzelce. Oradan aldım. Doğru galeta ununa. Şöyle yaptım. Şöyle. Biraz da vurdum. Tamam. Onu da passenger yolcu ediyorum abi. Oh! Çok güzel. İkincisini de hemen hazırlayacağım. Tamam. Bu hazır. Bu hazır arkadaş. Bu hazır. Bakın. İlk paçangam. Bakın. Hop. Çorlu. Bu da ikincisi. Yağını aldım. Tamam. Bunu da ne yapıyorum? Hemen çeviriyorum. Oo, çok güzel gözüküyor. Efendim bu burada birazcık soğusun. Evet, bu birazcık şurada soğusun. Ben ne yapayım? Hemen alayım. O öksüz kalmasın orada. Bir tane daha huzurlarınızda yumurtaya bandırıyorum. Efendime söyleyeyim. Aldım. Pıt pıt. Pıt pıt. Pıt pıt. Şöyle hafif bir pırt pırtladım onu. Onu da yolladım arkadaşlar. Tamam. Bu da hazır. Bu da hazır. Hiç problemsiz. Yakmadan, kırmadan, dökmeden ne yaptık? İki tane sade, iki tane de yumurtalı galeta unlu paçanga böreği yaptık. Bunlar pişiyor. Kanki Canbaz müsaade istiyor. Ellerini yıkıyor. Çünkü eller böyle olduğu zaman rahatsız oluyor. Bunları alıyor tabağına. Ondan sonra tadıyor, buluşuyoruz. Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim paçangalar hazır. Paçangalar hazır. Siz de hazırsanız hemen şimdi şu çatalımı, bıçağımı alayım. Şunu da bir döndüreyim. Hakan'ıma döneyim. Şöyle bir şuradan bir kesik atayım ya. Böyle bir kesik atayım. İçerisini göstermem lazım. Niye? Bakın. Bakın. Hakan abi, bakar mısın? Bak. Bak bak, kaşarlara bak. Kaşarlara, domateslere bak. Yani bunu hiç böyle yok, şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan. Ben bunu sırf niçin gösterdim size? İçerisindeki o dalgalanmayı, içerisindeki o aşkı, sevgiyi, mutluluğu göresiniz diye açtım. Lafı fazla uzatmıyorum. Paçanga böreği yaptık. Sıcak mı? Sıcak sıcak. Götür onu Kanki Canbaz. Yasku, sana ne biliyorsun ya? Bu börek kibar yenmez. Bu börek löp löp yenir. Löp löp. Aş olsun, afiyet olsun, et olsun. Dedik. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öptük. Ben sade seviyorum. Sade seviyorum. Hiç bozmayacağım galeta unlu olanları. Çünkü güzel bir tabak hazırlayacağız. Artı galeta unluları bugün çok elektriğe muhatap olduğu için, bana da o elektriği aksettirdiği için programı bugün şu canım yemeği sabah 9'da başlayıp ikindiye kadar çektiğimiz için onu galeta unlu paçangayla ödüllendireceğim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Bizi beğenin, tavsiye edin. Hep söylüyorum, Allah zorunuzu kolay eylesin. Kafanıza göre takılın, hayatınıza renk gelsin. Bunu niye paçanga demişler? Hadi bakalım. Buna niye paçanga demişler? Doğru yanıtları bekliyorum. Buna niye, bu yaptığımız yemeğe niye paçanga demişler? Hadi bakalım yazın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hoşçakalın.